Mevsim geçişleriyle birlikte viral hastalıklarda artış başladı. Son dönemlerde ise kusma ve ateş belirtisiyle kendini gösteren rotavirüs ortaya çıktı. Bu mevsim geçişiyle ortaya çıktı daha çok. Mevsim geçişiyle birlikte ve Salgın da var, rotavirüs salgını var okullarda, çocuklardan geçiyor daha çok. Mevsim değişikliği de olunca, yani gün düzleri sıcak, geceleri soğuk olunca daha çok hastalarımız kusma, ishal, ateş yüksekliğiyle geliyorlar. Daha çok çocuklardan geçiyor, çocuklardan aileye, aileden de yayılıyor. Çocuklardan aileye bulaşan hastalığı yetişkinlerde ağır atlatıyor. Şiddetli dehidratasyon oluyor onlarda da hem kusma hem ishalle sıvı kaybı olduğu için bir de ateş yüksekliği de olduğu için hemen tedaviye başlamak gerekiyor. Hem ağız yoluyla tedavi almak gerekebiliyor hem de sıv e sıvı takviyesi damar yoluyla e tedavi yapmak gerekebiliyor. Rotavirüsten korunmanın yolları ise oldukça basit. Çeşme sularının kullanılmaması gerekiyor. E Gece yatarken pencere açık yatmamak gerekiyor. E Okullarda çocuklar çok dikkat etmeyebiliyor ama hala maskeli dolaşsalar daha iyi, daha uygun olur. Daha çok çocuklarda, okullarda yayıldığı için maske kullanmalarına özen gösterseler iyi olur. Bol sıvı takviyesi almaları gerekiyor hele bu yaz aylarında. Dediğim gibi soğuktan da gece olan soğuklardan kendilerini korumaları lazım. Hastalıktan kurtulmanın en hızlı yoluysa tedavi. Sıvı takviyesiyle dinlenmekle geçebilecek bir hastalık ama tabii tedavi olmazsa iki hafta sürer, tedavi olursa bir hafta sürer diye bir tabirimiz var.